da bir zamanlar basketbol sahalarının efsane ismiydi. 10 yıllara verdikten sonra basketbola yeniden döndü. Şimdi çocuklarıyla aynı takımda oynuyor. Haydi kızlar, haydi kızlar. Basketbol denilince aklınıza ne geliyor? Onsuz yaşayamam. Hani 47 yaşında hala basketbol ve birincilikte. Bana teklif geldiği zaman uyuyamadım. Çünkü hepsi çok küçük. Fiziği yaşını inkar ediyor ama Banu Karadağlı 47 yaşında profesyonel olarak basketbol oynayan ilk Türk kadın sporcu. Basketbolsa onun için adeta bir tutku. Yaşı ona engel değil. Fiziği ve kondisyonuyla gençlere taş çıkartıyor. 34 yaşında aynı aşk ve tutkuyla çalışıyor. 13 yaşındaydı Banu Karadağlı sporla tanıştığında. Ama basketbola çok da uzak değildi. Çünkü annesi ve ablası da profesyonel sporcuydu. Bak doğuşu kendisinde de var. Bir takıma transfer olmayı başardı. Annem eski basketbolcu. Ablam benden 1,5 yaş büyük. Notanın deliğimi yıldızı Banu Karadağlı başarılarıyla adından yıllarca söz ettirdi. Avrupa'nın en iyisi de oldu. Dünyanın en iyi ikinci oyuncusu da ödül üzerine ödül aldı. Bu arada 2020 yılına kadar Brezilya takımının oyuncusuyum. Sadece Dünya Ligi, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonalarında Brezilya'yı temsil edeceğim. Banu Karadağlı mesleğinin tam noktasındayken evlenme kararı aldı ve basketbola 10 yıl kadar ara verdi. Ama bu süre zarfında antrenmanlarını hiç bırakmadı. Ne kadar istemesem de kabul etmek durumunda kaldım ve bir süre ara verdim. Sonra baktı içindeki ışık hala sönmedi. Fiziği de el veriyor. Yeniden döndü sahalara. Yıllar sonraki dönüş onu korkutmadı. Yalova bitti. Otanın yıldızı oldu. Bunun için de çok fazla idman yaptım. Şimdi hepsi benden genç. Onlar normalde tek idman yapıyorlarsa ben 3 idman yapıyordum. Şimdi ise tek isteği Allah bana ömür verdikçe basketbol oynamak istiyorum. Hava sıcak.